الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم من آدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. صدق رسول الله فيما قال، أو كما قال، بأصدق المقال. Peygamberler şehrinin güzel sakinleri, cumanız mübarek olsun. Hazreti İbrahim'in, peygamberlerin atası Hazreti İbrahim'in makamının yanı başında bir icabet saatinde, bir cuma vaktinde bizleri buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yolumuzu gösteren bütün peygamberlere, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya ve Hatemul Enbiya Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, hutbemin başında istiyorum ki hep birlikte İslam medeniyetinin en büyük merkezi olan Mescid-i Nebevi'ye gidelim. Mescid-i Nebevi'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her biri yıldız mesabesinde yetiştirdiği sahabenin hayatından küçük bir sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mescid-i Nebevi'de bir öğle namazı öncesinde sahabeden bir grup, bir halka kurup oturmuşlardı. Aralarında sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisinin Hazreti Selman ile bir problemi vardı. Selman-ı Farisi Mescid-i Nebevi'nin kapısından girdiğinde o zat Selman ile arasında sorun yaşayan sahabeden o insan, Selman işitecek şekilde konuyu değiştirdi. Etrafındaki arkadaşlarına وَمَا حَسَبُكْ وَمَا نَسَبُكْ, soyun sopun nedir,
sülalen nereye dayanıyor, hangi kabiledensin diye sormaya başladı. Soruya cevap olarak her birisi kendi soyunu, sopunu anlattı. Birisi dedi ki, ene min mudar, İbn-i Fulan, İbn-i Fulan, ben Mudar kabilesindenim, falan oğlu falanım. Bir başkası, ben Evs kabilesindenim, benim babam Medinelilerin en şereflilerinden falan olur, dedem şudur, dedemin babası şudur diye kendi soyunu, sopunu anlatmaya başladı. Bir başka sahabi, ene min temim, İbn-i Fulan, İbn-i Fulan, ben de Temim kabilesindenim, falanın oğluyum, falanın oğluyum. Bir başkası, ben Hazreç kabilesindenim. Bir başkası da, ene min Kureyş, eşrafun nas, ben de Kureyş kabilesindenim, insanların en şereflilerinin soyundanım dedi. Sohbet bitince, sohbeti yöneten zat, Hazreti Selman'a döndü. Ya Selman, ve ma hasebuke, ve ma nesebuk, ya senin soyun sopun nereye dayanıyor, sen nerelisin, sen hangi kabiledensin diye sordu. Selman, kıyamet sabahına kadar yeryüzündeki bütün Müslümanlara örnek olabilecek bir cevap verdi. Dedi ki, ene Selman İbnül İslam, ben de İslam oğlu Selman'ım. Ve sonra gözleri dolarak şöyle hitap etti. Kuntu dallen fehedani Allahu bi Muhammedin. Ben dalalette sapıtmış bir insandım. Allah beni Muhammed Mustafa ile hidayete erdirdi. Kuntu fakiran feagnani Allahu bi Muhammedin. Ben fakir, yoksul bir insandım. Allah beni Muhammed Mustafa ile zenginleştirdi. Kuntu memluken featakani Allahu bi Muhammedin. Ben basit bir köleydim. Cenab-ı Hak beni Muhammed Mustafa ile özgürlüğüme kavuşturdu. Ene Selman İbnül İslam. Benim soyumu sopumu öğrenmek mi istiyorsunuz? Ben de İslam oğlu Selman'ım dedi. Hazreti Ömer uzaktan bu sözleri duydu. Ayağa kalktı, topluluğunun yanına geldi. Onlara dedi ki, benim de soyumu sopumu öğrenmek istiyor musunuz? Ben de ene Umar ibnül İslam, ehu Selman ibnül İslam. Ben de İslamoğlu Ömer'im, Selmanoğlu, İslamoğlu Selman'ın kardeşiyim dedi. Aziz kardeşlerim, bu topraklarda bizler, İslam ile müşerref olmadan önce bizim de atalarımız, dedelerimiz vardı. Farklı kabilelerimiz, farklı soylarımız, farklı ırklarımız, farklı dillerimiz, farklı kültürlerimiz vardı. Ama onlar da hep dalaletteydiler, Muhammed Mustafa ile hidayeti buldular. Onlar da fakir idiler, İslam ile şerefyab olduktan sonra Cenab-ı Hak her türlü medeniyet nimetlerini onlara bahşetti. Onlar da özgürlüklerini kaybetmişlerdi, insanlık nedir bilmiyorlardı, medeniyetten yoksun idiler, İmandan, kitaptan yoksun idiler, Rablerini bilmiyorlardı. Ama İslam ile şerefyab olduktan sonra, elhamdülillah, hepsi özgürlüğüne kavuştu. Hepsi dünyaya İslam'ın rahmet mesajını taşımaya başladı. Ve İslam hepimizi kardeş kıldı. Aramızdaki soy, sop, ırk, dil, renk farkını ortadan kaldırdı. Resul-i Ekrem
veda hutbesinde 100.000 kişiye şöyle hitap etmişti. Eyyuhennas, inne rabbekum vahidun. Ey insanlar, bilin ki Rabbiniz birdir. İnne ebâkum vahid, babanız birdir. Kullukum min âdem ve âdemu min turab. Hepiniz Âdem'densiniz. Âdem de topraktandır. La fadla li arabiyyin ala acemi. Arap'ın aceme üstünlüğü yoktur. Ve la li acemiyyin ala arabi. Acemin araba üstünlüğü yoktur. La li esvede ala ebyat. Beyazın siyaha üstünlüğü yok. Ve la li esvede ala ebyat. Siyahın beyaza üstünlüğü yok. İlla bit takva. Üstün olmak istiyorsanız hepiniz kunu ibadallahi ihvana, Allah'ın kardeş kulları olunuz buyurmuştu. Aziz kardeşlerim, hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz bize yeryüzünde en azılı düşmanlıkları en sıcak dostluklara nasıl dönüştüreceğimizi öğretiyor. Buyuruyor ki: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ İyilikle kötülük bir değildir. اِتْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Öyleyse kötülüğü en güzel iyilikle ortadan kaldırınız. O takdirde aranızda düşmanlık olan insanlarla sıcacık dost olursunuz. Ama biliniz ki وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Buna ancak sabredenler bu mertebeye ulaşabilir. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ Ancak Allah katında nasibi yüksek olanlar bu mertebeye ulaşabilir. Kardeşlerim, iyilik bizim varoluş gayemizdir. Bizim yaratılışımızın hikmeti iyiliktir. Biz hayatın manasını ancak iyilikte buluruz. Yüce Rabbimiz bizleri yarattı ki hep birlikte iyilerden teşekkür eden toplumlar inşa edelim. Kötülükleri yok edelim. Birre kavuşalım. İhsana kavuşalım. Marufla buluşalım. Marufu egemen kılalım. İyiliği yeryüzünde egemen kılmak için Rabbimiz bizleri yarattı. Dünyayı mamur etmemizi, her türlü kötülükten korumamızı bizlere emretti. Ancak ne var ki, insanoğlu önce kalbini kötülüğe teslim etti. Sonra ruhunu, vücudunu, bedenini, sonra şehirlerini, sonra ülkelerini ve sonra bütün dünyayı. Peki bütün dünyayı kötülükten nasıl kurtarabiliriz? Rabbimiz bize bunu öğretiyor. Bütün dünyayı kötülükten korumanın, kurtarmanın yolu iyilik yapmaktır. Kötülük, kötülükle izale edilmez. Kötülük ancak iyilikle ortadan kaldırılır. Şerri ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Onun yanı başında bir hayır işleyeceksiniz. Fesadı önlemek mi istiyorsunuz? Onun yanı başında salih bir amel işleyeceksiniz. Islah edeceksiniz. Yeryüzünü fesattan aynı zamanda kurtarmış olacaksınız. Batılı yeryüzünden silmek mi istiyorsunuz? O zaman hakka yapışacaksınız. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا Hakkı gördüğü zaman batıl sönmeye mahkumdur. Kardeşlerim, kötülük kötülükle izale edilmez. Fesat, fesatla ortadan kaldırılmaz. Şiddet, şiddetle ortadan kaldırılmaz. Şer, başka bir şerle izale edilmez. Öyleyse hep birlikte gelin. Hep birlikte iyiliği egemen kılalım. Nedir iyilik? İyilik, kardeşimize selam vermektir. İyilik, kardeşimize tebessüm etmektir.
İyilik kardeşimize barış taşımaktır. İyilik mümin kardeşlerimize sevinç taşımaktır. Efdalus sadakati idhalus surur alel müminin. En güzel sadaka müminlere surur taşımaktır. Sevinç taşımaktır. İyilik, en güzel, en büyük iyilik muhacire ensar olmaktır. Ne mutlu sizlere. Urfa'da yaşayan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çünkü Suriye'den kendilerine sığınan bütün muhacire ensar oldunuz. Ensar oldular. Allah ensar oluşunuzu mübarek eylesin. Hubbul iman, hubbul ensar. Hubbul ensari minel iman. Ensar sevgisi imandandır. Muhacire, ensar olmak imanın en güzel alametlerindendir. Hutbemi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle bitiriyorum. Buyuruyor ki Allah Resulü, لَا تَكُونُوا اِمَّعَةً Sıradan insan olmayınız. وَمَا الْاِمَّعَةُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ İnsan ne zaman sıradan insan olur ya Resulallah? Ne demektir bu? Şöyle buyurdu Allah Resulü. La tequlu in ahsana an-nasu ahsanna ve in asa'a an-nasu asa'na. Kim bana iyilik yaparsa ben de ona iyilik yaparım. Kim bana kötülük yaparsa ben de ona kötülük yaparım demeyiniz. Velakin kulu in ahsana an-nasu ahsanna وَاِنْ اَسَاءَ النَّاسُ اَحْسَنَّا Lakin deyiniz ki, kim bana iyilik yaparsa ben ona iyilik yaparım, kim bana kötülük yaparsa ben ona iyilik yaparım. Bana gelmeyene ben giderim. Benimle konuşmayanla ben konuşurum. Bana vermeyene ben veririm. Böyle derseniz, sıradan insan olmaktan çıkar, gerçek imanın tadına ermiş birer mümin olursunuz. Cenab-ı Hak müminler kardeşleri olarak, mümin kardeşler topluluğu olarak önce kendi şahsımızı, kendi beldemizi, kendi ülkemizde iyiliği egemen kılmayı bizlere nasip eylesin. Sonra avuç avuç iyiliği alarak kapı kapı gezmeyi, kapıdan kapıya, evden eve iyilik taşımayı, birri ve ihsanı taşımayı, İyilikte yardımlaşmayı bizlere nasip eylesin. Sonra ülkemizde biriktirdiğimiz iyiliği coğrafyamıza taşıyarak bütün Müslüman kardeşlerimize barış taşımayı, barışı egemen kılmayı, silmi egemen kılmayı, iman ile emanı, selam ile İslam'ı, tevhid ile vahdeti birleştirmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ela inne ahsenel kelam yeblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebaraka ve teala fil kelam. Ve iza kuri'el Kur'an festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Ettaibu minez zenbi kemen la zenbe leh. Günahlarından hakkıyla tevbe eden günahsız gibidir. Elhamdülillahi hamdan kamilan ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Tazimen linnebiyyihi ve tekrimen lifahameti şe'ni şerefi safiyyih. Fekale azze ve celle min qailin muhbiran ve amira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema sallayta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim. Fil alemin inneke hamidun mecid. Allahumme barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء، وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء، وعن كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، وسلامة على الحاضرين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.